Yeah.
mandası şu emirleri tahsil etti. Peki ne yaptın? Bu elde ettiğin veya namusun hasıl olarak verdiği şeylerle ne yaptın? Ne öğrettin? Kendin için, ailen için, vatanın, milletin için, insanın için ne yaptın? Allah için ne yaptın? Neyi öğrettin? Ve bunları öğrettiğinken amacın neydi? Allah Celle Celaluhu işte bunlara bakar buyuruyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kalbimize bakar, yani niyetimize bakar, bir de yaptığımız işlere bakar, gerçekten ne yapmaz? Bakmaz. Kim buyuruyor? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şüphesiz Allah sizin suretlerinize, şekillerinize ve varlığınıza değil, kalplerinize ve yaptığınız işlere bakın. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, yüce dinimiz İslamiyet'in iki ana gayesi var. İki temel hedefi. Temel hedefimiz. Bunlar genişletilebilir, tafsilatlandırılabilir ama iki temel şey. Allah Celle Celaluhu bizleri bütün varlıklar içerisinde akıllı varlık olarak dünyaya gönderdi. Yüce dinimiz İslamiyet'i bize gönderdi peygamberleri vasıtasıyla, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kitaplarını peygamberlerini gönderdi. Bu dini göndermekten Allah Celle Celaluhu neyi amaçladı? Hedefler. Buna baktığımızda İslam alimleri bunu tek cümlede şöyle özetliyor. Çok da güzel özetlemişler. Allah hepsinden razı olsun demişler. Temel amaç اَتَّعْفِهُ اِلَّهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْفِنَّهَا. Neymiş efendim? Dinin amacı iki temel amaç cümleden çıkıyor. Bir, Allah'ın emirlerine tazim etsin. اَتَّعْفِيهُ اَمْلِلَّهِ Allah'ın emirlerini yüceltmek, onlara değer vermek, onları yerine getirmeye gayret etmek, onun yasaklamış olduğu, haram kılmış olduğu yanlış, çirkin, zararlı işlerden kaçınmak. Birinci bu. Allah'ı tazim etmek. İşte bizler namazımızda Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel Azim diyoruz. Rücumuzda ve secdemizde Cenab-ı Hak. Subhane Rabbiyel Azim, benim Rabbim olan Allah Celle Celaluhu, yüce olan, büyük olan Allah Celle Celaluhu Subhan'dır. Subhan kelimesini uzun anlamda icap eder. Ancak Cenab-ı Hakk'ın kendisinde hiçbir noksanlığı her türlü kemal yani olumlu özelliklerin mevcut olduğunu anlatan kelimeler bu Subhan Ala, yüce olan, büyük olan, yüksek olan benim Rabbim Subhan'dır diyoruz Rabbimize namazımızda Cenab-ı Hak kabul buyursun inşallah. Birinci hedef Allah'a tazim. Yani Allah'a karşı görevlerimizi yapmadık. Takvayı böyle tarif etmedik mi? Ne dedik? Sizin Rabbimiz buyuruyor ki sizin en değerli olanınız en müttaki olanınız. Kim müttaki olan? Müttaki ne demek? Allah'a karşı ve Allah'ın kullarına karşı vazifesini en iyi yapan en müttaki insandır. Dinin hedefi ne? Bir, Allah'ın emirlerini tazim etmek. وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın mahlukatına, yarattığı şeylere, sadece insanlara değil, hayvanlara da, canlara da, bitkilere de. Hepsine ne yapmak? Şefkatli olmak, zahmetli olmak, saygılı olmak. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi küçümsememek. İnsan şöyle dağa, tepeye, ovaya, çiçeğe, böceğe, sebzeye, meyveye bakarken Allah'ın gücünü, kudretini görmek. Bir noksanlığa değil, ha şu
ifadesini kullanmamak Allah'ın yarattığı şey nasıl çirkin olur, nasıl yanlış olur? Her şey, en güzel şey. Cenab-ı Hak öyle murad etmiş, böyle yapmış. O güzel tarafı. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusuyla seyahat ederken bir ölü köpek görüyorlar. Herkes böyle işte çürümeye başlamış. Tiksintiyle bakarken tabii Peygamberimiz Aleyhisselam hemen orada bir güzelliği görür. Ne güzel işler var değil mi? Hemen orada bir güzellik görmeye çalışır Cenab-ı Hak. Bizlere de bu gayreti nasip etsin. Hatalarımız, kusurlarımız çok. Cenab-ı Hak affeylesin. İstiğfar edenlerden, tevbe edenlerden bir daha yapmama gayreti içerisinde olanlardan onu da cümlemize nasip etsin. İki amaç var. İki temel amaç. Başka amaç çok manasında söylemiyoruz. Allah'a tavsiye edin. Onun emirlerine saygı göstermek. Nehirlerinden, haramlarından uzak kalmak. Ve Allah'ın mahlukatına karşı şefkatli, merhametli olmak. Merhametli olmak. Cenab-ı Hakk'ı biz nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla işimize başlıyoruz. Merhametli olan. Bizi çok seven, bizi çok esirgeyen, bağışlayan, bizi çok acıyan, bize doğru yolu gösteren, Erhamur Rahimin olan, merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ın adıyla diyoruz. Cenab-ı Hak bizden de şefkatli, merhametli olmamızı istiyor. Kime karşı? Bütün mahlukata istisnasız. Her şey. Taşa karşı görmeyi, taşa karşı görmeyi. Evet, tek olan eşi ve dengi bulunmayan Allah'a inanmakla ibadet etmek, Allah'ın tüm yaratıklarına iyi davranmak, şefkat, merhamet göstermek, İslam'ın ana gayesidir. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın yettiği gibi kabul edenler, hakları ellerinden alınmış, toplum içinde kol ve hakir görülmüş insanlar olmuştur. E niye böyle oldu? Niye ilk önce o haksızlık yapanlar değil de mazlum olanlar, şefkatten yoksun olanlar kabul ettiler? Çünkü yüce dinin İslamiyet şefkati yani onu amaçlı. Onların susadığı, hasret kaldığı, göremedikleri şey o idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini anlatırken o merhameti, o şefkati, o güzelliği anlattı. Bizim de özlediğimiz, aradığımız bu iki deliler hemen teslim oldular. Çünkü merhamet görmüyorlar, şefkat görmüyorlar, hep zulüm görüyorlar, haksızlık görüyorlar. Güçleri olmadığı için hep eziliyorlardı. İslamiyeti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatınca hemen ona ne yapmışlar, ne yaptılar? Yapıştılar, sattılar, teslim oldular. E zalimler, haksızlık yapanlar kabul etmek istemediler. Niye kabul etmek istemediler? Ya çünkü gelen din, Muhammed Mustafa Aleyhisselam, siz yanlış yapıyorsunuz, zulüm ediyorsunuz, haksızlık yapıyorsunuz. Size bunları terk etmenizi benim Rabbim emrediyor. Bunları terk edeceksiniz ki dünyada da ahirette de mutlu olasınız. Yoksa sizi eleyin bir günün azabıyla uyarıyorum. Öyle mi? Topladı Mekke'nin derinlerinden sizi. Hesabı çetin olan bir günün dehşetiyle uyarıyorum. Allah Celle Celaluhu beni sizin aranıza peygamber olarak gönderdi. Benim vazifem sizi uyarmak.
yanlış yolda gidiyorsunuz, zulüm yapıyorsunuz, haksızlık yapıyorsunuz. Bunu terk edeceksiniz ki kurtulasınız. İşlerine gelmedi. Öyle teklifte bulunanlar oldu ki Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Yani İslam'ın bir temel amacı var diyoruz ya. Bir Allah'ın emirlerini tavsiye edin ki Allah'ın mahlukatına şefkat, merhamet göstermek. Tamam biz Allah'ın emirlerine tazim gösterelim, senin getirdiğin dine iman edelim, Allah var bir diyelim ama biz şu sıradan insanlarla aynı muameleye tabi tutma dedim. Peygamberimiz Aleyhisselam'a böyle teklif edin. Bizi, bize farklı muamele yaparsan, bizi ayrı tutarsan ölmemiz lazım. Biz ayrı bize farklı muamele. Onlarla beraber aynı mecliste, aynı mekanda aynı muameleyi görmeyelim. Peki, onlar böyle teklif ettiler de Rabbimiz ne buyurdu bu bize? Bakın Kehf Suresi 28. ayeti cebimde ayet numarasını veriyorum. İnşallah istifade edelim. Kehf Suresi Eshab-ı Kehf'in anlatıldığı Kehf Suresi 28. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu bu durumda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nasıl davranması gerektiğini ona şu şekilde anlatıyor. Nasıl bir onlar teklif ettiler ya bu sebebiyle ayrı davranır. Onlara bize farklı muamele. Bizi onlarla ayrı tutma Rabbimiz ne emredi? Nasıl bir nefse gerek? Candan sebat et. Kimle beraber? Ma'allezine yed'ûne rabbahum fil gadâti vel aşkî yürîdûne veşhâ. Sabah ve akşam Rablerine dua eder. Sırf onun rızasını gözetmek için Allah'ın emirlerine uyan bu insanlarla beraber candan sebat et. Yani bu müşriklerin, kodamanların bizi onlarla beraber tutma, bize farklı muamele et diye küçümsediği insanları Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselam. Onlarla birlikte canla sabah et. Bunların yanında yer alma gibi. Ve la ta'du aynâke ankum. Burası önemli. Gözlerini onlardan ayırt. Onları gözetip ondan gözlerini ayırt. Ayın gözleri anlayasın diye daha şey. Ela ta'lum gözün kaymasın. Ve la ta'lum aynen ta'lum senin gözlerin onlardan kaymasın. Onları hani böyle tembih ederiz ya kolla gözet, gözet. O manada Peygamberimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak onların gözlerini ayırmıyor. Yani gözlerini ayırma bu kardeşimizin üzerinden ona sahip çık falan yeterli deriz. Bu manada düşünün. Ve la ta'du aynaka anhum onlardan gözünü ayırma. Tüzihü zînetel hayâti. Dünya hayatının süsüne aldanır. O nedir? O kodamanlar sana diyorlar, biz sana makam verelim, mevki verelim. Şimdi efendim kimle evlenmek istiyorsan onunla evlendirin. Başımıza seni geçirelim. Bizim reisimiz ol. Ama bunlarla ısrar etme. Böyle davranacaksınız bize deme. Bize farklı muamele et. Yani düzenimizi bozma. Biz sana istediğini verelim. Cenab-ı Hak da uyarıyor. Seninle beraber Allah'a dua eder. Akşam sabah sırf Allah'ın rızası için o kardeşlerin de canına sıfat et. Gözlerini onlardan ayırma. Dünya hayatının hususuna aldanarak tüdiğü zinetel hayatı. Dünya hayatının hususu ötik tarafına susun gelebilir. Makam mevki şan şöhret sakın
kalbini zikrinizden gafil kılınız. Allah kimseyi istemediği halde gafil kılınız. Kul böyle olmak ister, Allah da ona ne yapar? İzin verir. Dileyen iman eder, Allah her kişinin konuda ne yapmış? Ancak inanmanın sonucunda nereye varılacağını göstermiş, inkarın sonucunda da nereye varılacağını göstermiş, duyursun kulun demiş. İstediğini seçebilirsin ama sonucunu diyorsun, ben tarif ediyorum peygamberlerin vasıtasıyla, akıl da verdim bunu kavrayabiliyorsun. Allah Celle Celaluhu'nun insanı müessüklemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ama kul kötülüğe gitmek istediğinde Cenab-ı Hak onu engellemez. İradesine efendim engel koymaz. Gider o işi yapar. Onun için hani amentüde ne diyoruz? Hayr-i beşer inallahi ta'ala. Hayr ve şer Allah'tandır. Ne demek? Yani Allah haşa bizim işlerde gitmemizi mi ister? Kesinlikle öyle değil. Hayra rızası vardır, şerre rızası yok. Ama her ikisini yapma gücünü bize vermektedir. Biz kötülüğü istersek bize engel koymaz, onu da bizim için yaratır. Ama rızası yok. Hayır istiyorsa bunu da yaratır da ona rızası. Bu insanın özgürlüğünün mükellef olmasının gereği budur. Ben kötülük yapmak istediğimde yapamıyorsam zaten yapamıyorum. İyilik yapmak istediğimde Allah bana haşa izin vermiyorsa, engel koyuyorsa orada bir sevap da olmaz. İrademin dışında oluyor. Mesela Allah Celle Celaluhu bizlere niye deprem oldu diye sormaz. O onun elinde. Deprem için niye tedbir almadınız diye sormaz. Niye vazifenizi yapmadınız diye sormaz. Bizim elimizde bizi serbest bıraktığı konulardan bizi çok gerçek. Onun için der ki Allah kimseyi gücünü yetmediğine sorumlu tutmaz. O gücü vermemişse sorumlu değil. Ama bunu şöyle de okuyacağız. Allah her kulunun gücü kadar sorumlu tutar. Gücü kadar sorumlu tutar. Ve la tut'imna fenna tahlu an zikrina. Kalbimiz zikrimizden gafil kılınmış. Burada söz açıldı. Ve tabi Allah'ın dediği
ezanları kim okuyordu? Daha çok ilahi araşık okuyordu. Şimdi niye o okuyordu? Çünkü güzel okuyordu. Şimdi Kabe-i Muazzama Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde ne yakışır? Bu vazifeyi en güzel yapana yakışır değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı. İlahi nerede? Çağırdılar. Hareketler,
Mesela ne demek? Hemze kelimesi bakın, hemze. Biz Kur'an'ın Kur'an okuyan kardeşlerimiz biliyorlar. Hareketi olan elife ne denir? Hemze. Çoğu zaman Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerin içerisinde kıvrık yazılır. Küçük haliyle yazılır. Kıvrık. Aynı kökten değil. Kıvrık yazıldığı için bu ismi almış. Her mezeye yani dudak iken kime karşı? Kardeşine karşı, insana karşı, yine Müslümana karşı dudak. Bazı müfessirlerin yüzüne karşı olduğunu söylüyor da bazıları arkadan. Hümeze de bu tavrı arkadan yapar. Dersimizde düşünüyoruz. Her hümeze ve hümezeye veil olsun. Dudak bükene, küçümseyene. Yani mecliste oturuyoruz. Ahmet Efendi konuşmaya başladı. Biz başımızı kalana bakıyoruz. Tavırlarımızla diyoruz ki sen kimsin ki bu mecliste konuşuyorsun? Ben senin sözüne değer vermiyorum, seni dinlemek istemiyorum diyoruz. Ne ile? Dilimle değil. Ne ile yapıyorsun bunu? Tavırlarınla yapıyorsun. İşte Allah Celle Celaluhu böyle yapanlara bey olsun. Devletin aleyhinde herhangi bir şeyi yetkili
لَا يُحِبُّ اللّٰهُ جَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَعُولِ Allah Celle Celaluhu bir kötülüğün açıklanmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan kişi o haksızlığı giderecek mercilere onu söylemesi derin konu değildir. Tecessüs de değildir. Bunu izah etmiş olalım. وَلَا تَنَافِسُ Öbürlenmeyin birbirinize karşı, büyüklenmeyin. وَلَا تَحَاسَدُ مُسِحْ etmeyin. Şunun malı, şu kardeşimde, şu iyilik, şu güzellik, şu makam, şu servet olmasın düşüncesinde olmayın. Böyle bir çalışmamız, gayretimiz olmasın diye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın itaat ediyor. وَلَا تَحَاسَدُ birbirinize boz etmeyin, kestemeyin. Birbirinize arkanızı dönmeyin. Kulu ibadallahi ibadet ya Allah'ımlar. Kardeş olun, kardeş. Kemal'e bakın. Allah'ın isteyenler şeklinde kardeş olun. El Müslimu hakul Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yazdimuhu ve la yazdimuhu ve la yazdimuhu. Ona ne zulmeder, ne onu yardımsız bırakır. Bir yardımın güzel olduğu zaman bana ne demez. Kardeşliği için. Onu hakir küçük gelmez. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam diyor hadis-i Et-takva hâbuna et-takva hâbuna ve yüşîr-i lâsâbî. Göğsünü böyle işaret ederek takva işte burada. Takva işte buradadır. Yani niyetimiz, amacımız bütün kalbimizde de kalbimizde sağlam tutun, temiz tutun diye Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bize uyananlardan olmayı cümlemize nasip etmesin inşallah. Bu vesileyle Allah Celle Celaluhu bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Verdiği ikazlardan, uyarmalardan ders alanlar. Geçmişlerimizin mekanları cennet makamları alanı olsun.